Evet, sebep sonuç devam ediyor. İsrail'in bir saldırısını konuştuk. Az önce Türkiye sınırına 35 kilometre uzaklıktaki Hayyam'ı vurdular dün gece. Bazı askeri noktalar hedef alındı. Bu saldırının ne anlama geldiğini konuşuyoruz. Uğur Hocam, Türkiye'ye yönelik olduğunu söylüyor Zafer. Bir mesaj da vardır mutlaka kesin, diyor. Tabii. Niye böyle okumalıyız? Suriye'de bir yer vuruluyor, Halep vuruluyor. Niye Türkiye'ye mesaj? 35 kilometre bir. Yakın zaten olması. Bunların birincisi bu. İkincisi zaten arzu mevzu tutturmuşlar. Vaat edilmiş topraklar var. Ta bizim Güneydoğu Anadolu'nun tamamını, Fırat Nehri'nin, Dicle, hepsini, o bölgeyi istiyorlar. Onu da açık açık söylüyorlar zaten. O da iki. Üçüncüsü gene Murat Bey zaten söyledi. Dünyada buna tek gerçekten karşı koyan lider Sayın Erdoğan, gerçekten karşı koyan Türkiye. Hiçbir Arap ülkesi bile bizim kadar desteklemedi. Hatta maalesef bazıları el altından İsrail'i destekledi. Dolayısıyla Türkiye açık hedef. Oğlu da zaten haritaları gösteriyor. Şimdi tabii 11 Haziran'daki o sözde seçim çok büyük ihtimalle olmayacak o yani. O savaş nedenidir, onu da söyleyeyim. O olmayacak. Suriye'nin kuzeyindeki seçimden bahsediyorsunuz. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütünün yapacağı seçim. Buna benzerini birkaç sene önce Irak'ta yaptılar. Kimse, hem de %97-98 çıktı. Dünyada hiç kimse, Avrupa'nın hiçbir ülkesi dahi tanımadı. Ama izin verildi o zaman. Referandumdu değil mi hocam? Referandumdu. Evet. %97 ile bağımsızlık falan çıktı. Ne İspanya, ne İngiltere, ne Almanya, ne Fransa, dünyanın hiçbir ülkesi tanımadı. Ama bu şimdi seçim... Barzani referandumundan bahsediyorsunuz. Evet. Yani... Ki Barzani devlet canım. Barzani bu terörist çetesiyle kıyaslanacak bir şey değil. Ama ona rağmen tanınmadı. Çünkü Fransa'nın da aynı sorunları var. Alsace Lorraine'i var, Korsika'sı var, Bretonya'sı var, İspanya'nın Katalanya'sı var, İngiltere'nin Galler'i var, İskoçya'sı var, Kuzey İrlanda'sı. Her ülkenin böyle bir... En başta Yunanistan'ın Makedonya'sı var, Arnavutluğu var, Bulgaristan, her yerde var. Dolayısıyla kimse böyle bir şey gelmedi. Ama bu teröristanın yapacağı seçim, yapmak istediği seçim daha doğrusu, yapılmayacak kesinlikle de. İşte İsrail bunu ne demek istiyor? Ben bunu yaptırırım. Türkiye, bak bana karşı yapma, bu Hamas'ı destekleme. Ben de burada bu hareketleri yaparım. Ben bu seçimi yaptırtırım demek istiyor ama yaptırtıramayacak. Hiçbir kuvvet yaptıramaz. Bir de hocam galiba o biriye İdlib çok yakın. İdlib'de kimi rakamlara göre 3 milyon insan. Seninle gittik gördük, karşıda bekliyorlar. Tabii Reyhanlı'nın karşısı çaresizce bekliyor. Oraya yönelik Esad'dan ya da ne bileyim başka bir tehdit unsuru söz konusu olduğunda... Bu insanların kitleler halinde hareket edecekleri yer. Bunu amaçlıyorlar diyorsun. Oraya vuralım, güvenliğe, zafiyete uğratalım, olabilir. Yürüsünler. İdlib yakın değil mi oraya? Tabii. Reyhanlı'nın karşısı işte. Ben gittim. Hayyan'ı biliyorum. Öyle mi? Evet. Haritan ve hemen yakınlarındaki. Ben oraya gittim. Tabii muhaliflerin kontrolündeydi. Halep'in. Burada. Buyurun. Bu arada Murat geçerken Esad'ın da eşi bugün öldü diye haberler geldi. Öyle mi? Hasta, kanser hastası olduğunu biliyoruz. Öyle bir durum mu var? Teyit edilmedi. Edilmedi. Çıkmadı bir yerde. Ben baktım özellikle. El Cezire'de de yok. Sana'da da yok. Bir süredir, uzunca bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son dönem yine nüksettiğini söylüyorlardı ama teyit edilmiş bilgi yok. Şimdi bu Hayyan hemen yakınlarında Haritan bölgesi. Yani burası Halep'in beldesi aslında. Sen gittin buraya. Evet, gittim. Nasıl bir yer burası? Küçük bir şehir. Küçük belde. Orada aslı olan, aslında orası bütünüyle Suriyeli muhaliflerin kontrolündeydi bu bölge. Biliyorsunuz Şam'ın hemen güney kuzeyinde Rifşam diye bir yer var. Doğu Guta ve Doğu Guta bölgesiydi. Orada bir kuşatma içerisindeydi. Muhalifler orada kuşatma içerisindeydi. Esad Halep'i geri aldığında hemen orada bu Hayyan'ın yakınında 2 tane köy var. Nubul ve Zehra diye. Burası bütün bu Sünni bölgenin içerisindeki tek 2 tane Şii köy. O köyü müdafaa etmek için bütün İranlı Cumhuriyet muhafızlarının bu bölgeye gelmesi, yani Halep'in bu Hayyan ve civarına gelmesinin temel gerekçesi aslında oradaki Şii köylerini korumak ve kurtarmaktı. Yani orada muhalifler kuşatma içerisine almışlardı. Burada da rejim kuşatma altına almıştı. Sonunda Halep savaşı esnasında Esad rejimi İranlı Cumhuriyet muhafızlarının desteğiyle bölgeye geldiğinde dünya kamuoyuna şu mesajı verdi. Dedi ki biz aslında orada kendi Şii unsurlarımızı, yani İranlı unsurlarımızı, İran'la aynı mezhebe mensup olan insanlarımızı koruyabilmek için bu kuşatmayı kaldırmak için yapıyoruz dedi. Halep kuşatması esnasında Türkiye ile rejim arasında aslında bir anlaşma yapıldı. Türkiye'nin de müdahil oldu. Doğu Guta'daki kuşatmayı kaldırdı Esad rejimi. Oradaki insanların çok önemli bir kısmı İdlib'e geldiler ve sonrasında da muhalifler bölgeyi, Halep'teki bu Hayyan ve civarını terk ettiler. Şu anda Halep'in orada, yani Hayyan ve civarında Sadece Esad'ın birlikleri yok. İran'ın Cumhuriyet muhafızlarının çok önemli bir kısmı bu noktada bulunuyor. Hizbullah milisleri de orada bulunuyor. Yani aslında tam anlamıyla muhaliflerin etrafını, İdlib'in etrafını ve Afrin'e en yakın nokta olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bölgenin tam ucundaki sınır bölgesinde olduğu için hem Esad kuvvetleri çok yoğun, hem Ruslar var, Rus ordusu var, hem de İranlıların en yoğun olarak bulundukları bölge. Burada aslında konuşmamız gereken şeylerden birisi şu. Şimdi defalardır İsrail geliyor, Şam'ı vuruyor. Zaten Golan tepelerini işgal altında tutuyor. Artık bütün olayını ta Türkiye'nin sınırına kadar, yani Halep'in en uç noktasına kadar getirmişken dahi İsrail'e karşı Suriye rejimi hiçbir şey yapmıyor. Evet. Sesini çıkarmıyor. İran bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemiyor. İşin en tuhaf tarafı ise biliyorsunuz biz mesela Afrin harekatını yaparken Rusya'yla oturup anlaşma yapmak durumunda kaldık. Rus askerleri çekilecekler ve çekildiler. Yani biz uzun müzakereler sonucu bunu yaptık. Niçin bunu yapmak durumundaydık? Çünkü Rusya buranın hava savunmasını tamamen kontrol ediyor. Yani Türk savaş uçakları Afrin'e geldiğimizde, bu bölgede harekat yaptığımız esnasında karşımızda muhatap olan Rusları, şimdi burası Rusların kontrolü altında. Hava sahasını onlar koruyor. Rusya da İsrail'e karşı hiçbir şey yapmadı. Yani o uçakların engellenmesi konusunda Rusya'dan da en küçük bir şey çıkmadı. Aslında bunu konuşmak lazım. Doğru, bu da Rusya bir yandan İsrail'in Gazze'deki bu katliamına karşı açıkça bir tavır alırken Suriye'de açıkça en büyük müttefiki olan, üstelik bu bölge, yani hani şurada Rusyaların üstleri, Rusların bütün Suriye'de bulunma gerekçeleri kendilerini meşrulaştırdığı temel şey Tartus Limanı, ben oradayım diyor. Üstelik yeni değil. Ta Baba Esad döneminden beri orada. Sayın Putin, duyuyor musunuz bunu? Siz şimdi onun dibine kadar, sizin üstlerinizin dibine kadar gelmiş. İsrail orada bir yeri, Esad'ın birliklerini vuruyor. İranlıların birliklerini vuruyor. Ve siz hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsunuz. Aslında Rusya'ya da bir şeyler indirebilirdiniz. Bugün ama Murat, önemli bir şey oldu. Bir haber yayınlandı. Belki siz de dikkat etmişsinizdir. Suriye Milli Ordusu Harp Okulu açıldı. Gördünüz mü o görüntüleri? Yok. Şimdi Suriye Milli Ordusu Harp Okulu nerede? Çağdaş ve modern askerler yetiştirecek diye. Orada, o bölgede ve Fırat Afrin'den Resul Ayn'a kadar yaklaşık 5000 kilometrekarelik bir alanda sivillerin korunması için Suriye Milli Ordusu çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi görüntüler de var, ben atarım arkadaşlara, muhtemelen onlarda da vardır. Bayağı orada Suriye Milli Ordusu'nun düzenli bir ordu şeklinde, ki subay yetiştiriliyor. Biliyorsun Suriye Milli Ordusu da orada bir şekilde hem Esad'ın hedefi hem PKK'nın hedefi ve Türkiye'nin oradaki stratejik operasyonlarında da bizim Mehmetçik'le birlikte yan yana çarpışan askerlerden oluşuyor. Yani o bölgede işte İsrail gidiyor, Halep'e kadar olan bir bölgede uçaklarıyla bomba atıyor. İşte Suriye Milli Ordusu'nun harp okulu açılıyor. YPG, bak bu görüntüler. Ha, bu görüntüler mi? Bu görüntüler. Bunlar... Bir yandan da orduyu modernize ediyor, harp okulu açıyor, öyle mi? Evet, yani Suriye Milli Ordusu bu, biliyorsun o bölgede Esad'a ve PKK'ya karşı savaşan en önemli ordu ve yaklaşık 100 binlik bir mevcudu var. İçinde çok çeşitli tümenler var. Hamza tümeni gibi tümenler var. Sultan Murat tümeni gibi çok çeşitli tümenler. Murat, istersen şunu da söyleyelim. Ben rakamı bilmiyordum. Sen iyi ki hatırlattın. 100 bin civarında. Evet. YPG PKK'nın Amerika eliyle donatılmış ordusunun, değil mi, mevcudiyeti de sanıyorum 70-80 bin. Yani öyle olduğu iddia ediliyor. Ama ne kadar gerçekçi bir rakam olmaya da bilir. PKK PYD'nin ne kadar toplamı var? 60-70. Öyle olduğunu iddia ediyor ama o rakamın içerisine zorunlu olarak işte Deir-i Zor ve Rakka'daki Arap aşiretlerinin çocuklarını da. Ama buradaki sayı şimdi 100 binler falan değil ki, ilk aşamada yine binli rakamlarla mezunlar verecek söyleniyor. Evet. Hayır, bu zaten mevcut Suriye Milli Ordusu, biraz önce söylediğim. O var ama bu harp okulundan, yani bu okuldan, asker okulundan 500 kişinin, 1000 kişinin. Subay okulu bu zaten. Subay okulu. Burada Türkmenler de var. O bölgenin halkı da var. Suriye'de önemli bir güç bu. Suriye Milli Ordusu. Ve Türkiye'nin de bir şekilde desteğiyle. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen bir ordu, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütünüyle inşa ettiği. Ya daha açık konuşalım o zaman. Bak bu ordunun orada olması önemli. Elbette. Bir tarafta Amerikan emperyalizmi, orada YPG PKK'yı destekliyor. İran orada bir şekilde hamleler yapıyor. Esad'ın ne yaptığı belli değil. Türkiye'de hem kendi sınırını korumak için hem o bölgeyi terörden arındırmak için Suriye Milli Ordusu'na lojistik anlamda bu işler. Bizim sınırımız orası, Türkiye'de orada pekala sınırlarının güvenliğini sağlamak için ileriye gidiyor yani bu. Meşru tabii. Bir müdafaa hakkı da. Bu Suriyeli, ayrıca Suriye'nin kendi yerli ordusu yani. Bütünüyle Suriyeli kendi çocuklarından oluşan, Hamalı, Humuslu, Halepli çocuklardan oluşan. Bağlantı hazır mı Amerika'yla? Biliyorsunuz bütün bunlar operasyonlarında Türk bayrağını da beraber yanında taşıyorlar. Suriye Milli Ordusu bayrağıyla beraber Türk ordusu bayrağını da. Varlıkları çok hayati. Türkiye'nin gerçekten, evet, bunu söylemekle beis yok çünkü bu açık aleni bir şey. Söyleyelim canım, resmi yetkililer düşünsün. Biz gazeteciyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıkça eğitilen, donatılan ve bütün eğitimlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu bir ordu ve Türkiye'nin, hani Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, Gazze'deki müdafaa Anadolu'nun ön müdafası. Bu da Türkiye'nin kendi topraklarının, kendi sınırlarının ön müdafasını yapacak olan askerler. Gurur verici ve iç rahatlatıcı bir görünüm. Bir büyük devletin yapabileceği bir organizasyon. Evet, evet. Bir de son bir şey söyleyeyim. Hemen Amerika'ya gideceğiz. Hızlıca bir cümle söyleyeceksiniz. Şimdi Rusya hani fazla karışmıyor falan dediler de bu İsrail'in olayı, Gazze olayı Rusya'nın işine geldi. Rusya'nın Ukrayna'da 2,5 senelik işgalini ikinci planı unutturdu. Biraz da o var. Evet, buyur Gafar'cığım. Ben şeyi söyledim, bu deminki Özgür Suriye Ordusu Harp Okulu bizim yani askeri okullardan farklı değil, hiç DAEŞ'çilere benzemiyorlar buna. Hani diyorlar ya bu güya o YPG DAEŞ'e karşı savaşıyormuş falan gibi. Bunlar neresi DAEŞ'çi adamların ya? Bildiğin ya, subay okulu burası adamlar. Üstelik Karabağ banda muzika falan var. Gayet nizami yani, disiplinli bir ordu var. 2. Karabağ Savaşı'nda hatırlarsan bir eski monşer ne demişti? Cihatçıları oraya gönderiyorlar demişti, hatırlıyor musun? Valla pek cihat, yani cihat ayrı bir kavram ama bunlar o bahsettikleri ekip değiller yani. İsmini de söyleyelim. Evet, gayet net görüntüler. Şimdi Amerika'ya bir uzanacağız ama ondan önce bir haber var. Bir büyükelçi. Evet, New York muhabiri, Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri. Hocam ilginç bir haber. Bence ilginizi çekecek. Siz de dinleyin. Bir haberimiz var. Bir izleyelim haberi. Görevini yapıyordu. Amerikan polisi göstericilere de ona da saldırdı. New York'ta göstericiler Brooklyn Müzesi önünde toplanmıştı. Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş da oradaydı. Tansiyon tırmandı. Çok geçmeden şiddet başladı. Güvenlik güçlerinin hedefinde gazeteciler de vardı. Evet, gazetecilere nasıl davrandıklarını görüyorsunuz ve bu adamlara demokrasi, insan hakları beğendirmeye çalışıyoruz biz de. Fatih Aktaş'ı duyuyoruz değil mi? Fatih merhaba, kolay gelsin. Neler yaşandı, bize anlatır mısın? Merhabalar, teşekkürler. Cuma günü New York kentinde bulunan Brooklyn Müzesi önünde yüzlerce kişi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla toplandı. Burada Refah kentinden yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa saldırı düzenlenmişti biliyorsunuz. Bu saldırıyı protesto etmek isteyen göstericiler polis tarafından şiddetli bir şekilde müdahaleye maruz kaldılar. Ben de burada bu gösteriyi görüntülemek için bulunuyordum. Polis memurlarından bir tanesi yerde olan bir göstericiye defalarca yumruk atarak yüzünü ve ağzını kan içinde bıraktı. Bu göstericiyi fotoğraflamak isterken başka bir polis memuru beni oradan uzaklaştırmak için yine çok şiddetli bir şekilde ittirdi. Ve benim elimde kamera olduğu için, ellerimi kullanamadığım için dengemi kaybettim. Sırt üstü yine sert bir şekilde yere düştüm. Dirseğimi yere vurdum. Samet, görüntüyü büyük versene sana zahmet, görelim. Dirseğimi yere vurdum. Dirseğimde morarmalar oldu. Başka bir polis memurunun yardımıyla ve oradaki gösterici arkadaşların yardımıyla yerden kalktım. Görevime devam ettim. O kırmızılı sensin galiba değil mi Fatih? Evet, kırmızılı benim yerdeki. Beni polis memuru iterek düşürdü geriye doğru. Yani o anda boynumda New York'tan aldığım basın kartım var. Elimde fotoğraf makinem var. Yani bir gazeteci olduğum, basın mensubu olduğum çok bariz bir şekilde belli. Hı-hı. Ama buna rağmen polis memuru o yüzü ve ağzı kanlar içinde kalan göstericiyi fotoğraflamama için beni orada engellemeye çalıştı. Ama çok sert bir şekilde bir engelle karşılaştım. Hı hı. Olay bu şekilde oldu yani. Peki bir resmi yetkililerden sana daha sonra haber olunca bu olay, özür, bir açıklama, bir şey geldi mi? Ya da kuruma? Henüz bir açıklama gelmedi. Buradaki başkonsolosumuz Sayın Reyhan Özgür Bey beni aradı. Olayın ortaya çıkmasından sonra. Hı hı. Gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler. Hı hı. Fatih, şunu sorayım bir de, oradaki hava nasıl? Şimdi haberleri, eylemleri takip ediyorsun. Filistin gösterilerini. Atmosferi nasıl tarif edebilirsin? Amerikalılar genel eğilim olarak nasıl? Açıkçası İsrail ve Filistin topraklarına saldırılarına başladıktan hemen sonra New York'ta hemen hemen her hafta buna protesto gösterileri düzenleniyor. Hı hı. Hemen hemen her hafta oluyor bu. Biz de bunları sahadan takip etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Son zamanda da İsrail'in saldırıları şiddetlendikçe buradaki protestolar da büyümeye başladı. Biliyorsunuz Kolombiya Üniversitesi'nde çadır kamplar kuruldu ve bu bütün Amerika genelinde yayıldı. Hı hı. Orayı da çok sert bir müdahaleyle dağıttılar. Burada görmüşsünüzdür. Hı hı. Son günlerdeki bu Refah saldırısından sonra da polisin şiddeti biraz daha arttı maalesef burada. Gösterici, yani bir gösteride 300'den fazla gözaltı olduğunu gördüm ben. 300? Evet, 300'den fazla gözaltı olduğu gösteriler oldu. Bizim burada 300 kişilik eylemler yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde eylem oluyor, 300 kişi alıyorlar. Bayağı kitlesel bir hareketlilik var o zaman yani, diyebiliriz. Evet. Hemen hemen her hafta protestolar devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceği benziyor. Hı hı. Olay bu şekilde. Teşekkür ederiz. Fatih Aktaş bize New York'ta uğradığı saldırıyı anlattı görevi başındayken. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Birkaç cümlede şunları söylemek istiyorum. Buyurun. Olay ortaya çıkar çıkmaz geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Beyefendi'ye, Sayın Genel Müdürümüz Serdar Karagöz Bey'e geçmiş olsun dileklerinde bulundukları için ve arkamızda durdukları için çok teşekkür ediyorum. Diğer yöneticilerim de o şekilde. Çok sağ olun. Size de teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ne demek hocam, iş yapıyorsunuz. Çok kolay gelsin. Çok geçmiş olsun.